Merhaba, benim adım Adem Kırbaş. Bu da benim hikayelerim. Bir gün olmuş ki çocuk doğmuş, oğlan. Adı Ali. Çocuk doğmuş ama ufacıkmış. Çirkinmiş. Yani hiç sevilmemiş. Doğduktan sonra çocuğu annesi ve babası bakmış, görmüş, çocuğu sevmemişler, etkilememişler yani. Güzel değil, ufacık, çirkin. Çocuğu da annesi çirkin olduğu için o kadar da çok sevememiş. Yani aşk, sevgi vermemiş. Çocuk da öyle büyümüş işte. Okula gitmiş, okulda da arkadaşları hiç yokmuş. Okulda öğretmenler ve de okulda öğrenciler, çocuklar dalga geçerlermiş. Sen çirkinsin, sen güzel değilsin, sen böylesin, sen şöylesin. O Ali de, o Ali dediğimiz çocuk da ondan tamamıyla gururuna gidermiş. Zoruna gidermiş. Kimse benden beraber kalmak istemiyor. Kimse beni bir ihtimalle benden oynamak istemiyor. Kimse de o çocuktan oynamazmış. Uzak dururlarmış ve hatta okulda ve evde de çocuk hiçbir güzel güler yüz çatmamış. Çocuk da öyle işte büyümüş. Bir ihtimalinde de psikolojisi bozulmuş. Olabilir, seni hiç kimse sevmedi miydi? Sana hiç birisi sıcaklık görsetmedi miydi? Tamam mı? Tabii ki bir ihtimalinde o senin içinde bir şeyi kırar. O oğlanın hayatı da devam gitmiş işte. Yaş geldikçe şeyimi bulamamış. Garı filan bulamamış. Kendine eş bulamamış. Çirkin diye, ufak boylu diye hiçbir kız istemezmiş onu. Yani ondan da herkes diye ona bir erkek diye bakmazlarmış ki. Yani yaşı geldikçe de sonra o Ali'nin boyu da ufakmış, güzelliği de yokmuş. Yani hiçbir etkisi filan yokmuş. Onun için herkes uzak durmuş. Ve annesi de babası bir akrabadan bir kızı sormuşlar. Yani bizim oğlanla beraber kalabilir misin? Bizim oğlan yine de götü başı temiz erkek, yerini biliyor, ev sahibi olan biliyor, sorun olmaz filan, öyle yani. O kızın ailesinin başını yıkamışlar öyle yani, yalvarmışlar. En sonunda adam da kızını vermiş o küçük Ali'ye. Kız da ama Ali'yi sevmezmiş yani, çok bir zamanda demiş ya, bu oğlan çirkin, bu oğlan ufak boylu, ben bunu mutlaka sevemem demiş olacak gelin annesine ve babasına. Ben bunu sevemem demiş, bu çirkin, bu erkek diye bakamam ben buna demiş, erkek diye yüzüne bakamıyorum demiş gelin. Yani çok ağır bir laflar demiş. Annesi de babası da yalvarmış kızına, yok kızım sen öyle etme, iyi bir evden geliyor, iyi bir aileden, kapı komşuyuz, birbirimizi tanıyoruz, sevgi
dediğin şey zamanla gelir. Sen rahat ol, sen merak etme, gelir. Annesi de babası Ali'yi de tanırmış, bizim küçük Ali'yi tanırmış. Ve bir ihtimalde uslu bir çocuk demişler yani. Annesinin ve babasının bir dediğini iki etmeyi, tamam ufak boylu çirkin ama yine de ailesine, karısına, gülletine bakar demişler. Hem de işi de varmış, memur olacakmış, bilirlermiş. Yani onun için kızla annesi babası kızını o küçük Ali'ye vermek istemişler. Öyle demişler, öyle olmuş. Yani evlenmişler. Gelin de tabii ki yüzü gülmemiş. Demiş ki yani hayat böyle mi? Demiş yani ben hayattan başka bir şeyi bekliyordum. Böyle ufacık çirkin adamla nasıl beni annemle babam evlenir diye demiş. Ama dedikleri falan hiçbir yere gitmemiş. En sonunda küçük Ali'yi kabul etmiş. Ya. Olsun demiş. Bakarız demiş. Belki ben onu sevebilirim demiş. Ama yine de o geline göre aşk ve sevgi, sevginin bir güzel yüzü var diye hissetmiş. Öyle sanırmış. Yani sen ne olursa olsun tabii ki sevgi içinden geliyor. Bir insanın dışını sevmiyorsun. Kalbini ve gönlünü seviyorsun. Ama gelin için bir ihtimalinde de tabii güzel yüzü de olacak. Ve erkek, evin erkeği dediğin kadından ufak boylu olmayacak demiş. Yakışmaz o erkek milletine demiş. Olmaz öyle bir şey falan demiş. Yani tamamen çıldırmış ama annesi babası konuşmuşlar. Ya sen bundan evlen falan demişler. Evlenmiş beraber Ali'yle küçük Ali'de bir ev tutmuş. Beraber yaşamışlar. Beraber yaşamaya başlamışlar. Ali'nin de bir iyi bir işi çıkmış. Küçük Ali'yi bir memur etmişler. Yani yine anası babası akrabalardan ayrı birisini tanırmış. Çünkü küçük Ali okulda zayıfmış. Yani o notları o kadar iyi değilmiş ama anası ve babası tanırmış birkaç milletleri ve oradan ağrı işi bağlamışlar. Yani küçük Ali'ye bir iş bulmuşlar. Memur. Durumu da iyileşmek üzerindeydi. Yani memur da maaşı da iyi, yeri de iyi. Gideceği yolda belli, işsiz kalmayacak diye durumunu iyi hissetmiş küçük Ali. Eşine de evde eşine de demiş. Yani şimdi her şeyimiz var. Bu dünyada daha eksiklik yaşamayacaksın. Benim param gelirim var. İstediğini alırım ben sana karıcığım demiş eşine. Ama eşi bundan hiçbir zaman hiçbir zevk almamış. Ve bu mesaja güler yüzlü karşılamamış. Bu mesajı güler yüzlü karşılamamış. Çünkü beklemiş. Yani annesi ve babası dediği gibi beklemiş. Küçük Ali'yi sevememiş. Sevemiyor mu? Demiş olmuyor, gelmiyor. Aşk dediğin şey
göremiyorum. Ben bu adamın, ben bu çirkin, ufak boylu adamın kalbini göremiyorum. Yüzü, çirkin yüzü görü ki bana demiş. Ben ondan başkasını göremiyorum. Ben bunu sevemiyorum demiş. Ve eşi de, küçük Ali'nin eşi de Ali'yi terk edecekmiş. Yani kararını vermiş. Demiş ki bu hayat değil demiş. Ben hayattan başka bir şey bekliyordum. Ben gidiyorum. Terk ediyorum. Yok. Ne kadar parası olursa olsun bana para değil, bana aşk lazım demiş. Çıkıyorum, gidiyorum. Gar olsun böyle hayat demiş. Az daha da gidecekmiş. O zaman da dok bir midesi bulanırmış. Kafası ağrırmış. Hasta hissetmiş kendisini. Doktora gitmiş. Doktor da haber vermiş ki sen hamilesin demiş. Yani yine bu haber küçük Ali'nin eşine şok gibi gelmiş. Demiş ki eyvah demiş, ben bu çirkin adamdan şimdi çocuk da mı doğacağım demiş. Yani çocuğu da mı olacak demiş. Eyvah, yani kadın o zamanda çok bir kara düşünmeye başlamış. Olmaz demiş. Bu çocuk benim için aynı ip demiş. Yük demiş. Beni bu adama, bu hayata, bu çirkin hayata bağlıyor demiş. Olmaz böyle bir şey demiş. Küçük Ali'nin eşi de annesinin hemen haberi aldıktan sonra, çocuğu olacak bildikten sonra hemen annesinin ve babasının yanına gitmiş. Haberi onlara da açıklamış ve onlara da demiş. Ben o adamın çocuğunu doğmam demiş. Eyvah demiş. Yani onun gibi ufak boylu olursa, onun gibi çirkin olursa ben ne yapacağım demiş. Yani ben o çocuğu sevemem demiş. Ben o adamı da sevemedim demiş. O adamdan nefret ediyorum demiş. Şimdi de çocuğunu da mı doğacağım demiş. Çocuğunu da mı büyüteyim demiş annesinden ve annesine ve babasına. Küçük Ali'nin eşi demiş ki ya siz bana dediniz demiş annesine ve babasına. Bekle dediniz. Aşk gelir dediniz. Sevebilirsin ileride dediniz. Ama aşk dediğiniz gelmedi. Sevmiyorum. Nefret ediyorum demiş. Çirkin demiş. İyi gönlü de yok. Göremiyorum demiş. Güzel kalbi de olsa da yüzü çirkin. Bakamıyorum demiş. Ben o adamı terk ediyorum demiş. Kararını vermiş. Ne yaparsanız yapın. Ben o adamdan bir gün daha beraber yaşayamıyorum. Parası ne kadar parası olursa olsun. Yine küçük Ali'nin eşinin annesi ve babası kadınla konuşmuşlar, yalvarmışlar. Yapma böyle demişler. Hayır, tamam, çocuk da senden olabilir demişler. Baksana bize demişler. Sen de bir tarafına çekiyorsun demiş. Sen de mecbur değil çocuk o eşine benzeyecek diye. Öyle bir şey yok. Çocuk sana da benzer. Senin gibi de olur. Hayır. Terk etme.
çocuğu öldürme, yok etme. Hayır, doğsun. Seversin. Çocuk senin gibi olur. Ve öyle öyle kadını rahatlatmışlar. Kadının öyle yine aklını almışlar. Şey yap, eşini terk etme. Böyle hayat daha bulamazsın. Kanın doyu yemeyen bir şey. Kocan memur. Yani bundan sonra hiçbir hayatta zorluk görmeyeceksin. Hayatta en önemlisi para demişler. Kadına yani. Ve öyle de öyle kadını en sonunda şey yapmış. Küçük Ali'yi terk etmem demiş. Tamam demiş ama bakacağım demiş. Çocuk bana benzermez. Benzemezse çocuk o adama benzerse, o adam gibi çirkin ufak boylu olursa ben o adamı terk ediyorum. Çocuk falan kabul etmiyorum demiş. Annesine babasına öyle demiş. Bir gün daha kalmayacağım demiş. Annesi de babası tamam demiş, olursun demiş. Ve Ali de, küçük Ali de çocuk olduğunda gün sevinleşmiş. Çünkü Ali de, küçük Ali de yani evde aynası varmış. Ve iş yerinde ve de okulda milletlerin de ne dediklerini de duyarmış, bilermiş. Tabi onlara millet küçük Ali ile her zaman dalga geçerlermiş. Ufacık derlermiş. Çirkin derlermiş. Ali de bilirmiş onları ne. Hepsini duyarmış. Ve de tabii ki zoruna gidermiş bunlar da. Yani ne kadar kötü insanlar ki. Yani bunlar nasıl diyeyim. İnsanın yüzü değil, kalbi önemli dermiş. Ama bunları bu millet bilmiyor dermiş. Ve eşinin hamile olduğunu, o haber ona geldikten sonra küçük Ali havalara atlarmış. Ey, benim de şimdi bir çocuğum olacak demiş. Ama o çocuk benim gibi olmayacak demiş. Uzun boylu olacak demiş. Güzel olacak demiş. Yani benim çocuğum, ben nasıl bu milletten hiçbir zevk alamıyorum, onun yerine benim çocuğum zevk alacak demiş. O benim yerime yaşayacak demiş. Ve de küçük Ali hayaller kurarmış. Onun bir çocuğu olacak, oğlan veyahut da kız güzel olacak. Millete görsetecek, diyecek bu benim çocuğum, bakın buna. Yani küçük Ali de sanmış çocuğu olacak. Çocuğu en azından eşine benzeyecek diye. Ve ondan sonra 9 ay sonra çocuk doğmuş. Annesi bakmış. Bir kere bakmış, ondan sonra bakamamış. Oğlan doğmuş. Oğlan da tam küçük Ali'nin emsalıymış. Yani Küçük Ali'den bir mil şaşmamış. Çirkin, güzel değil. Ufacık bir şey. Anasının da midesi bulanmış. Yani hani bana benzeyecekti. Hani bu çocuk güzel olacaktı. Hani bu benim çocuğum olacaktı. Bana ama benzemiyor. Yüzü
Boyu hiç benzemiyor. Ay bu çirkin adama benziyor. Bu ilenç adama benziyor. Ben ne bu adamı sevebilirim ne de bu çocuğu sevebilirim. Demiş kadın. Ben bu adamla beraber daha kalmayacağım. Demiş. Gidiyorum. Demiş. Alide de. Küçük Alide. Çocuğunu bebeği gördükten sonra içi kırılmış. Ay demiş. Yani bu çocuk şimdi benim gibi mi olacak? Demiş. Benim emsalım mı olacak? Demiş. Ay bunun hayatı da benim gibi kötü olacak. Demiş. Yani bu çocuklarla herkes dalga geçecek demiş. Bunun da hiçbir iyi bir hayatı olmayacak demiş. Bu çok kötü oldu demiş küçük Ali. Ama yine de benim çocuğum demiş. Benim çocuğum seveceksin. Benim emsalım bana benziyor. Öyle demiş o çocuğu Ali eve getirmiş. Ve Ali çocuğun bezini değiştirmiş. Çocuğun mamasını verirmiş. Eşi bakmazmış. Eşi çocuktan nefret etmiş. Bakamazmış. İlenç dermiş. O benim çocuğum değil dermiş. Hastanede değiştirdiler dermiş. Benim değil olamaz. Bakın bana. Dermiş her keşe. Bakın bana ben uzun boyluyum. Ben güzelim. Ama o çocuk benim gibi değil. O çocuk benim gibi olamaz. Dermiş Ali'nin eşi. O demiş bir gün eşyasını toplamış. Ali'yle ve çocuğu terk etmiş. Hiçbir şey demeden bir günden daha eve filan daha gelmemiş. Bu hayat değil. Yaşayamazsın böyle demiş. Olmaz. Mümkün değil. Böyle paraya köpek işesin. Ben gerçek aşk istiyorum demiş. Ali de oğluyla tek kalmış. Ali de ama yine oğlana bakarmış yani. Yemeğini düşürmüş, yemeğini şey yaparmış, her şeyini verirmiş. Ama yine de umutsuzmuş. Çocuk hayatı pek çoğa dönmedi. Ve de iş yerin de millet Ali'nin hale dalga geçermiş. Bazıları da dövermiş Ali yani. Yani iş yerinde oranın memuru, genel müdürü arada sırada Ali'ye tokat çakarmış. Yani çocuk gibi boyu var, çirkin çakarmış tokat. Yani Ali'yi doğru adam diye veyahut da adam yerine görmezlermiş. Ali'den öyle Ali yani bir şaka yaparlarmış. Ali böyle. Ali çirkin. Ali ufacık böyle. Karısı da terk etmiş. Ya bu Ali erkek değil demişler. Yani iş yerinde herkes hikaye anlatırmış. Ali'de erkeklik yok. Ali'de Ali'ye zopata bilirsin. Ali'nin istediğini yapabilirsin. Ali öyle bir adam demişler. Yani karısı da yani birinin yanına 5 katarlarmış. Ali'nin böyle yap, şöyle yap. Ali'nin eşi de onu dövermiş. Ali'nin eşi de ondan nefret etmiş. En sonunda da Ali'yi terk etmiş. Bir sert adama gitmiş yani. Ali'nin beraber kalamazsın demişlerim.
Ali de küçük Ali de bunları duyarmış yani, bilirmiş yani, erkek değil bu Ali derlermiş Ali'yle, yani adam diye yüzüne bakmıyorum derlermiş. Ali'nin de bu gönlünü kırarmış ve Ali de kara kara düşünürmüş. Şimdi benim hayatım kötü dermiş, yani eşim beni terk etti demiş, benim çocuk da benim gibi olacak, bana benziyor ve de iş yerinde de beni kimse adam yerine görmüyor demiş, benden sürekli dalga geçiyorlar demiş. Ve de Ali de düşünmüş, ya ben buna ne yapabilirim demiş, yani buradan nasıl bir çözüm bulabilirim demiş. Bunlar benden korkmalı demiş. Bunlar benden bir korksa da benim bir rahatım olur demiş. Yani Ali de şey yapmış, onlara bir şey yapmak istemiş, böyle sert sert bakarmış. Üzerimden git diye çalışırmış. Bana tokat çakamazsın diye falan uğraşmış. Ama il onu gali almazmış. Yani sen bize ne yapacaksın derlermiş. Ufa cuksun, böylesin, şöylesin. Senin dört tanenden bir adam olmaz derlermiş. Yani öyle Ali'yi doğru adam diye görmezlermiş. Ali de ondan sonra yine kara kara düşünürmüş. Ya ben ne yapabilirim demiş. Buna ben bir çözüm nasıl bulurum demiş. Ve kendi kendine demiş ki, ya benim bir hayvanım olsa demiş. Yani bir köpeğim mi olsa demiş. Veya da aslanım mı olsa demiş. Bunlar benden korkar mı acaba demiş. Yani böyle bir iş yerine bir köpek, bir büyük köpek götürsem mi? Ve de aslan bulsam mı? Yani küçük Ali'nin düşünceleri de az bir tuhaf. Onu da bilmeliyiz yani. Az bir tuhafmış ama düşünürmüş ki o kadar zoruna gitmiş ki, yani bunlar iş yerinde olsun, evimde olsun, etrafımda olsun, millet beni adam yerine görmüyor demiş. Ve bunun bir çözümünü bulacağım demiş. Ne yapayım demiş. Yani hayvan mı alsam demiş. Aslan mı getireyim? Büyük köpek mi bulayım demiş. Düşünmüş. Taşınmış hayvanat bahçesine gitmiş. Orada bakmak istemiş. Yani kim çok şey yani. Hangi hayvan çok korkucu. Ve orada bir timsah görmüş. Timsahın dişlerini görmüş. Yemek verirlermiş hayvanat bahçesinde timsaha. Ve demiş ki, ay ne biçim bir korkucu hayvan ki, baksana eti yiyor demiş. Ne biçim bir şey demiş. Ve Ali de sanmış ki bu timsah aslanı bile yer demiş. Ay onu ben yanımda büyütsem demiş. Bana belki o zaman timsah Ali derler demiş. Sanmış yani, öyle hayal kurmuş. Timsah Ali. Benden ondan sonra korkarlar. Benden ondan sonra da dalga geçmezler. O zaman ben küçük Ali daha olmayacağım. Timsah Ali olacağım. Bakmış kararını vermiş. Ben bir timsah alacağım demiş ve o timsahın yavrusunu
yanında büyüteceğim. Kendi çocuğum gibi büyüteceğim demiş. O zaman gizli yine o hayvanat bahçesinde timsahın bir yumurtasını almış. Ali'nin parası varmış ve o da o hayvanat bahçenin de paraya ihtiyacı varmış. Yani oradan timsah yumurtasını almış bir tane. Onu da eve götürmüş ve o timsah yavrusu bir gün çıkmış. Yumurtadan çıkmış. Ufacık bir şeymiş. Ali de o timsahı severmiş. Ay bu benim yeni çocuğum olacak. Ha dermiş bu timsah yavrusu. Bir gün çok korkunç olacak dermiş. Benim düşmanlarımı yiyecek dermiş. Aynı aslandan bile korkunç bu timsah demiş. Onlara görseteceğim demiş Ali. Onlar bana daha gülmeyecek demiş. Ben timsahın babası olacağım demiş. Ben timsah Ali olacağım demiş. Öyle öyle yani zevk olmuş. Oğluna da öğretmiş. Oğluna da Ali'nin oğluna da öğretmiş. Bu senin kardeşin demiş. Bu timsah Ali adını da öyle vermiş. Timsah Ali bu senin kardeşin ve bunu biz iyi gütmeliyiz demiş. Bunlara bu timsah yavruna biz sahip çıkmalıyız demiş. Bu bizim ailemiz demiş. Bu biziz demiş. Oğlan da Ali'nin oğlu da tamam baba demiş. Sahip çıkarız demiş. Bu timsah Ali benim kardeşim demiş. Öyle demişler. Timsaha da yemek verirlermiş. Sürekli et verirmiş Ali. Ama üçüncü sınıf eti değil, birinci sınıf. Yani o timsah yavrusuna Ali her zaman markete gitti miydi en iyi eti alırmış. Proteinli büyüsün diye. Benim düşmanlarımı bir gün yesin diye. Yani etin en iyisini alırmış. Öyle öyle de timsah büyümüş. Ali de timsahı evinin içinde tutarmış. Öyle arasında yatağının içinde yatırırmış. Banyoda yıkarmış. Yani aynı bir ailesi gibi, çocuğu gibi timsahı büyütürmüş. Ve timsaha da her zaman iyi etler alırmış. Yani karnı doysun, ben aç kalayım. Ama o benim oğlum timsah Ali karnı doysun, büyüsün. Çünkü o bir gün benim düşmanlarımı yiyecek. Düşmanlarımın yüzüne korku getirecek demiş. Bir gün oluyor ki Ali'nin oğlu o timsaha yemek vereyim ve timsah da o zamanda büyümüştü. Ali'nin oğlu timsaha yemek verirken timsah Ali'nin oğlunun elini kapıp yiy. Oğlan bağır elim gitti dedi ya baba yetiş elimi yedi. Kardeşim elimi yedi. Timsah Ali benim elimi
yedi. Oğlan bar bar bağırmış. Ama küçük Ali geç gelmiş. Oğlanın elini kurt taramamışlar. Timsah yemiş, yutmuş. Küçük Ali de hemen oğlunu hastaneye götürmüş. Ama doktor filan yardım edememiş. Eli gitmiş. Ali'nin oğlunun eli gitmiş. Oğlan da ağlarmış. Ay baba, ay baba, elim gitti ya, kardeşim yedi. Timsah Ali benim elimi yedi. Oğlan bağırmış. Ali de oğlanı şey yaparmış yani. Rahatlatışırmış. Tamam mı oğlum dermiş. Ağlama oğlum dermiş. O senin kardeşin oğlumu demiş. Bilmiyordu demiş. Senin elini et sanıyordu demiş. Ağlama oğlum demiş. Yani küçük Ali öyle çocuğu rahatlaştırmış. Ama Ali'nin oğlu o günden sonra kardeşinden soğumuş. Demiş ki bu benim kardeşim olamaz demiş. Benim elimi acıttı demiş. Benim elimi yedi demiş. Ben onu daha kardeş olarak kabul etmiyorum demiş. Ve o günden sonra da Ali timsah Ali'ye kendisi bakarmış. Yani yemeğini küçük Ali verirmiş. Çünkü oğlu kardeşinden tamamıyla korkmuş ve uzak durmuş. Ya. Ali de tamam demiş, ben senin kardeşin yemeğini veririm demiş. Elini başını da yıkarım demiş, sen rahat ol oğlum dermiş. Ve yine de Ali o timsaha en iyi, en kral birinci sınıf etler verirmiş. Ve o da timsaha da geçtikçe zamanla büyümüş yani, çok büyük olmuş. Yani. Camış gibi, deve gibi olmuş timsah. Ali'den falan büyük olmuş, şişman olmuş. Ve o timsah da her şeyi yermiş. Küçük Ali de parayı yetiştiremezmiş. Yani her zaman et alırmış. Bir inek yermiş. Yani bu, o timsah oğlu dediği, çocuğu dediği timsah Ali her gün yarım inek yermiş. Ali de parayı yetiştiremezmiş. Ve oğluna o timsaha et almak için Ali de başlamış onun iş yerinden para çalmaya. Yani oğluma yemek vereceğim. Ben oğluma birinci sınıf et veremezsem oğlum aç kalır, ölür. Benim geleceğim yok olur. Dosta, düşmana karşı. Ben o timsahın canını kurtarmak zorundayım demiş. Onun için ben iş yerinden mecbur para çalacağım demiş. Kendisi de aç kalırmış yani. Kendisi, Ali'nin kendisi de yemeği ekmek bulamazmış ama oğluna o timsaha birinci sınıf et yedirirmiş. Öyle olmuş bir gün küçük Ali iş yerinde yakalanmış. Para çalındığı meydana gelmiş. Ve iş yerinden atılmış. Buradan git demişler. Seni hapise atmıyoruz demişler. Çünkü Ali yalvarmış.
yalvarmış, ay beni atmayın demiş, ay beni hapise atmayın, ay beni karakola götürmeyin, ay benim ailem var, benim bir oğlan var, oğlan çok yiyor ama mecbur yiyecek, ben hepten ilk ona çalışıyorum, benim bir oğlum, benim en sevdiğim, hayatta en sevdiğim o demiş, beni polise şikayet etmeyin demiş, öyle öyle yalvarmış ve en sonunda genel müdürü tamam demiş ama burayı terk edeceksin demiş, senin burada işin yok demiş, ha, sen bu bizim milletin parasını çalıp da burada daha bir gün kalamazsın demiştir. Ali de tamam demiş, çünkü korkmuş. Korkmuş çünkü demiş ki beni bunlar hapise atarlarsa, ben hapiste olursam benim oğluma, benim timsahıma kimse bakmaz demiş. Onun için ben hapise gidemem demiş. Ve genel müdürü tamam dedikten sonra Ali havalara atlamış. Ay ben kendimi yine de kurtardım demiş. Az daha oğlum, ailem, yerim, yurdum gidecekti demiş. Ama Ali işsiz olduktan sonra ne yapacağını bilememiş. Çünkü oğlu timsah her gün acımış. Her gün et yiyecekmiş. Ve hatta birinci sınıf et yemeye alışmış. Yani başka et yemezmiş. Ve de Ali de ne yapacağım şimdi demiş. Ali de az bir parası varmış bankada. Az bir para kıya bırakmıştı. Onu da harcamış. Timsaha'ya her gün birinci sınıf et alayım. O para harcadıktan sonra küçük Ali evin eşyalarını satmaya başlamış. Hap, benim oğlum ne yiyecek? Ben oğluma ne vereceğim? Yani öyle öyle aklı gitmiş. Ve en sonunda evinde, yerinde, yurdunda hiçbir şeyi kalmamış da. Ama o timsah, oğlu timsah hala acımış. Hala doymamış. Ve Ali de düşünürmüş. Ben şimdi bu benim oğluma, bu tek oğluma, yani küçük Ali timsahdan başkasını oğlu diye tanımazmış da, bilmezmiş da. Şimdi kendine sorarmış ve sanırmış ki bu benim tek oğlum sanırmış. Mecbur yiyecek. Baksana korkunç bir hayvan. Öyle bir hayvan mecbur yiyecek. Öyle hayvan aç kalamaz demiş. Aa, ben ne yapacağım dermiş. Başlarını falan yolarmış. En sonunda bir kötü fikir gelmiş. Ya benim bir oğlum daha var ya demiş, ama o asıl da benim gibi demiş. Ve hatta benim gibi ondan hiçbir şey gelmez demiş. Yani o elini yediği olan ve küçük Ali demiş ki o oğlanın da aynı benim gibi hayatı kötü olacak demiş. O oğlan da benim gibi çirkin. O oğlan da ufak boylu. O oğlanla da herkes dalga geçecek demiş. Yani bunun sonu yok demiş. Bu oğlandan hiçbir iyilik gelmeyecek demiş. Ama benim
timsahım, benim aslanım. O onların hepsini yiyecek demiş. Benim gerçek oğlum, benim bir oğlum timsah, her keş ondan korkuyor demiş. Ve o yaşayacak demiş. Benim oğlum timsah mecburla yaşayacak demiş. Ve karnı da aç demiş. O demiş, küçük Ali kararını vermiş. O benim çirkin oğlan gitsin demiş ve timsah onun ruhunu alsın demiş. O zaman timsah benim oğlum, benim ruhum onun içinde oldu muydu? Benim bir etim, benim bir etimi yedi miydi? O da biz baba oğlan olacağız demiş. Yani aklı bu zamanda tamamıyla gitmiş. Oğlunun, küçük Ali oğlunun yanına gitmiş, oğluna uyuşturucu vermiş, baymış ve oğlunu timsahın önüne getirmiş. Me demiş, al demiş, ye bunu demiş. Senden o zaman baba oğlan olacağız demiş. Sen yaşayacaksın demiş. Bundan bir şey olmayacak, bundan bir şey gelmeyecek demiş timsaha. Sen benim oğlumsun, tek sen benim gibisin, tek seni seviyorum demiş. Ye bunu demiş. Timsah da karnı acımış, birkaç gün bir şeyi yememiş, bilirmiş tabi oğlanı tanırmış ve yalan esak belki de onun aile olduğunu da bilirmiş ama karnı acımış. Ve o zaman da timsah küçük Ali'nin oğlunu yemiş, yemeye başlamış, yemiş, karnını doyurmuş. Küçük Ali de demiş ki iyi iyi ye demiş, ye ye benim timsahım, benim aslanım demiş. Karnını doyur demiş, büyüyeceksin demiş. Bir gün düşmanlarım çatlayacak demiş. Bir gün millet bana daha gülmeyecek demiş. Ye oğlum ye demiş. Ama o et, küçük Ali'nin eti, küçük Ali'nin oğlunun eti timsaha yetmemiş. Bir iki gün sonra timsah yine aç kalmış. Yani doğalları yermiş, evde doğalları yermiş, kapıları yermiş. Evde daha zaten hiçbir şey kalmamış. Ve Ali de parayı yetiştiremezmiş. Bir gün oluyor ki de timsah da ağlarmış. Karnı aç. Ağlarmış. Bakarmış küçük Ali'ye. Ben ne yiyeceğim? Karnım aç. Önüme bir şey getir. Ve küçük Ali de ağlarmış. Ay benim oğlum ölecek dermiş. Benim oğlum gidecek dermiş. Benim hayatım ondan sonra hiçbir sebep bulamayacak dermiş. Ay bu benim oğlum ölürse demiş. Ben ne yapacağım demiş. Bu benim oğlum, bu benim en sevdiğim demiş. Öyle demiş, markete gitmiş, et çalmaya karar vermiş. Parası filan yokmuş. Yokmuş da. Küçük Ali'nin parası filan kalmamış da. Ve markette et
et çalacakmış. Az daha eti çalıp kaçacakmış ama o anında yakalanmışlar. Yakalanmışlar ve millet de Küçük Ali'ye anam akıllı zopa atmışlar. La sen ne yaparsın? Sen buraya gelip de bizim eşyamızı, malımızı mı çalıyorsun demişler. Buna anam akıllı zopa atmışlar. Ali'yi dövmüşler, dövmüşler. Ali de kaçmış. Yani hayatını zorla kurtarmış. Az daha öldürürlermiş. Ali ağlar, ağlıyor eve gitmiş. Eli boş. Evde de timsah ve oğlu. Küçük Ali'nin oğlu acı. Ay ben ne yapayım dermiş. Ve ağlıyor evine gitmiş ve timsahın önüne oturmuş. Yüzü, eni, başı kan. Yani anam akıllı dövmüşler. Burnunu falan kırmışlar. Ali'nin eninde heptenik kendi kanı. Ve timsahın önüne oturmuş. Demiş ki oğlum bende para filan kalmadı. Demiş ben sana et alamıyorum daha. Demiş benim daha gelirim yok. Ne yapacağız? Demiş. Sormuş oğluna. Sormuş timsaha. Timsah da onu pek çok anlamamış. Bilirmiş. Tabii ki bu benim baba diye bir şey bilmezmiş ki timsah. Ama yine de timsah bilirmiş. Bu adam, bu kişi benim yemeğimi veriyordu şimdiye kadar. Dermiş ama bundan sonra bana daha yemek vermiyor. Demiş. Neden? Ve timsaha da acımış. Yani birkaç gün yemek yememiş. Ali de yemek verememiş. Ve timsaha da Ali'nin kanlı gömleklerini görmüş. Kokusunu almış. Ve kanlı da tamamen acı. Aç. Ve Ali'yi ağlarken görmüş ki duymuş oğlum ben ne yapayım derken o anında timsah Ali'ye atlamış Ali'yi yemiş. Ali kütür dişleriyle gevşemiş. Ali'den hiçbir şey daha kalmamış. Tek bir timsah. Birkaç gün sonra da evin sahibi kapıya vurmuş. Ali yani birkaç aydan beri evin kirasını ödememiş. Yani Ali orada kaçak durarmış. Ve evin sahibi de en sonunda kapıyı kırmış ve açmış. Ve evin içine gitmiş, bakmış. Kimse yokmuş. Tek bir büyük camış ve deve gibi timsah. Ve hatta sormuş ya bu timsah buraya nasıl girdi? Hem de ne kadar büyükmüş ki. Ve evin sahibi de karar vermiş. Ya madem bana Ali ev kirası vermedi, onun için bu timsahı gidip hayvanat bahçesine satacağım. Zaten baksana. Deve gibi. Bundan iyi para yapılır demiş. Öyle yapmış. Hayvanat bahçesinden birkaç adam gelmiş. Timsahı yüklemiş ve hayvanat bahçeye götürmüşler.